Ataşehir Hayvan Barınağı birçok evsiz hayvana ev sahipliği yapıyor. Barınak, ihtiyacı olan köpek, kedi, tavşan gibi birçok hayvan için geçici bir sığınak. Kadıköy ve Ataşehir belediyelerinin ortak hizmet verdiği 800 kapasiteli Ataşehir Hayvan Barınağı'nda toplam 600 hayvana geçici hizmet veriliyor. Geçici denmesinin nedeni, sokak hayvanlarının kendi yaşam alanlarından koparılmadan sadece ihtiyaçları süresince misafir edilmeleri. Hasta, yaralı ya da kısırlaştırılması gereken sokak hayvanları tedavi edilip iyileşene kadar barınakta misafir ediliyor. Genelde kediler apartmanın önlerinde kişilerce beslenen hayvanlar olduğu için beslenmesi de rahattır. O yüzden hastalıkları daha kolay takip edilebiliyor. Mesela bu kedinin besleyen insanı, yani kendi geçici sahibi apartmanın önünde beslerken kafasının bir anda yamulduğunu fark etmiş. Bu kediyi bizim Ataşehir Belediyesi'nin çağrı merkezine bildiriyor şikayetini. Oradan gönderilen ambulans sayesinde bu kedi buraya geldi. Barınağa getirilen hayvanlar arasında sahibi tarafından sokağa atılan hayvanlar da var. Sahibi tarafından terk edilen cins köpekleri de diğer sokak hayvanlarını da ücretsiz bir şekilde sahiplenmek mümkün. Ancak belirli kriterlere sahip olmak gerekiyor. 18 yaşını geçmiş olmanız gerekiyor. Daimi bir işiniz olması gerekiyor ve kalıcı bir adresiniz olması gerekiyor. Barınaktaki hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmasında yerel hayvan gönüllülerinin de katkısı büyük. Beyefendiler geldiler, bir köpek sahiplenmek istediklerini, fabrikalarını korumak istediklerini söylediler. Biz de ona göre köpek seçtik. Gecekondu ya da bahçeli bir evde rahatça yaşarken ailenin bir apartman dairesine taşınmasıyla barınağa teslim edilen hayvanlar da var. Bu tavuk, horoz ve ördekler onlardan bazıları. Barınağın bir de demirbaşları var. Dombili bunlardan biri. Ataşehir Hayvan Barınağı'nın en kıdemlisi olan Dombili yaklaşık 14 senedir burada. Buranın maskotu olduğu için en sevilenlerinden ki kimse buradan gitmesini istemiyor. İki belediyenin bir arada hizmet verdiği Ataşehir Hayvan Barınağı, Eylül ayında ayrılarak farklı yerlerde hizmete devam edecek.